Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün yine film serisiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki film serilerimiz meşhur oldu. Her türlü film serilerini çektik sizler için. Aksiyon, romantik vesaire diye. Sırada bugün mutlaka izlemeniz gereken filmleri çekeceğiz sizler için. Biliyorsunuz ki film her insanın ihtiyacı gibi oldu artık günümüzde. Özellikle çevrim içi platformlar sayesinde herkes film izliyor. O yüzden de biz film listeleri oluşturmaya devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bazen böyle eve geliriz, canımız sıkılır, işten okuldan dönmüş oluruz. O anki ruh halimize göre açar bir tane film izleriz. Bu filmler arasında çeşitli türleri olabilir fakat bazı filmler öyle güzeldir ki kendini tekrar tekrar izlettirir ve herkes birbirine tavsiye eder. Bugün de listemizde bunu yapacağız. Mutlaka izlemeniz gereken filmleri yapacağız. Biliyorsunuz ki bazıları da tarihte iz bırakır filmleri. İşte o filmler bu filmler diyelim tam olarak. 10. sırada izleyenlerin aşina olduğu, tekrar tekrar izlediği Yeşil Yol filmi var. 1999 yapımı bir film ve IMDb'den 8.5 puan almış ki bence çok daha fazlasını almalıydı. Suç ve dram türünde bir film Yeşil Yol. Filmde John Coffey isminde bir tane karakterimiz var. Karakterimiz iki kızı öldürmekten suçlanıyor. John Coffey'in hapishanede yaşadıkları anlatılıyor. Bu filmi izlerken yanınızdan peçetenizi ayırmayın çünkü çok duygusal bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. 9. sırada Piyanist var. 2002 yapımı bir film ve IMDb'den 8.5 almış. Film 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Bir tane genç ve gerçekten çok yetenekli piyanist var. Filmde 2. Dünya Savaşı'nda esir kamplarından kaçma hikayesi anlatılıyor. Bu da çok güzel, duygusal bir film. Biyografi, dram ve müzik türünde bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Listemizin 8. sırasında Zincirsiz isimli film var. 2012 yapımı bir film ve IMDb'den 8.5 puan almış. Filmde Amerikan İç Savaşı'ndan 2 yıl öncesi anlatılıyor. Django adında bir karakterimiz var. Bu karakterimizin başından geçen olaylar anlatılmış. Bu da dram ve vahşi batı türünde bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. 7. sırada herkesin bildiği bir film var. Leon 1994 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.6. Filmde 12 yaşında bir kız olan Matilda ve Leon karakteri var. Matilda'nın ailesini öldürmeye geliyorlar. Matilda bu sırada alışverişte o sayede kurtuluyor. Leon'un yanına sığınıyor. Ondan sonra süregelen olaylar anlatılıyor. Bir intikam filmi. Türü ise suç, dram, gerilim. İzlemeyen var mıdır bilmiyorum ama kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Sıradaki filmimiz Hayat Güzeldir. 1999 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.6. Film 2. Dünya Savaşı sırasından 2 yıl öncesini anlatıyor ve 2. Dünya Savaşı'nı da içinde kapsıyor. Filmde bir tane karakterimiz var. Bu karakterimiz bir tane kadına aşık oluyor. Güçle o evleniyorlar. Ondan sonra savaş patlak veriyor ve Yahudi olan bu çift esir kampına alınıyor. Orada başından geçen olaylar anlatılıyor. Gerçekten tarihin izlerini bulabileceğiniz çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. 5. sırada Bilim Kurgu Dünyası'nın Zirvesi var. Yıldızlar Arasında. IMDb puanı 8.6. 2012 yılında çekilen bir film. Yıldızlar Arasında çıktığı döneme göre ve hala günümüze göre çok üst düzey bir film. Bilim kurgu tadında ve senaryosu gerçekten çok güzel bir film. Filmde yeni yaşam yerleri aramak için uzayın keşfi anlatılıyor. Burada başlarına gelen olaylarla birlikte anlatılıyor. Çok çok başarılı bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Listemizin 4. sırasında Forrest Gump var. 1994 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.8. Filmde Forrest adında doğuştan engelli bir karakterimiz var. Hikaye esasında tamamen bunun üzerine kurulu. Bu karakterimizin başından geçenler anlatılıyor. Öyle ki 30 yıl boyunca zorluklar yaşayan Forrest daha sonrasında ülkesinde çok ünlü bir hale geliyor. Dram türünde bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Listemizin 3. sırasında Schindler'in Listesi var. 1993 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.9. Film gerçekten yaşanmış bir film. Schindler adında bir tane karakter var. Gerçekten yaşamış olan bir karakter bu. Bu adam 2. Dünya Savaşı sırasında 1100 tane Yahudi insanın katliamdan kurtulmasını sağlıyor. Bunun üzerine kurulu bir film. Senaryo örgüsü de aynı, birebir olarak yazılmış. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Listemizin 2. sırasında Batman Kara Şövalye var. 2008 yapımı bir film. IMDb puanı ise 9. Filmin senaryosunu Nolan kardeşler tarafından oluşturuyor ve DC evreninin bence de çoğu kişiye göre de en iyi filmlerinden bir tanesi. Batman'in hikayesi anlatılıyor. Eğer izlemediyseniz çabucak izlemeniz gereken bir film, tavsiye ediyorum. Listemizin 1. sırasında tüm otoriteler tarafından en iyi filmler listesine konulan bir film var. Esaretin Bedeli 1994 yapımı bir film. IMDb puanı ise 9.3. Dram türünde bir film ve Stephen King imzası taşıyor. 7 dalda Oscar almış döneminde. Şu ana göre bile hikayesiyle insanları sürükleyen bir film. Andy adında bir karakterimiz var. Bu karakterimiz hapishaneye giriyor ve başından geçen olaylar anlatılıyor. Esaretin Bedeli filmini eğer hala izlemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum.
Arkadaşlar bugün size mutlaka izlemeniz gereken filmleri anlattım. Bu videoda 10 tane film anlattım ama aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linkte çok daha fazlası mevcut. Siz de o linke girip çok daha fazla filmi bulabilirsiniz diyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.